1 Temmuz'da yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Rahatlarız ya. Herhangi bir seyahat planınız falan var mı? Var ama şu anda gitmeyeceğim yani var. Daha önce geçen sene vardı gidemedim. Hı-hı. Bu sene düşünüyorum yani bazı işlerim var, o işleri halledeyim ondan sonra. 1 Temmuz'da yasaklar kalkıyor, ilk ne yapacaksınız? Ya, serbestte gel. Serbest olacak. Hemen maskeyi çıkarttı işte. Maskeyi çıkaracak. Maske yasağı kalkmıyor yalnız. Kalkarsa iyi olur. Ya şimdi hemen güzel olur. İşte. Sen öyle dedin bak. Siz ne yapacaksınız 1 Temmuz'da? Ne yaparsın? Aynı devam. Aynı devam mı? Herhangi bir planınız yok mu? Ne? Seyahat planı falan. Yok. Seyahat nereye gidiyoruz? Ancak bizim Bodrum'a gideriz. Başka bir yana gidemeyiz. O yana Bodrum'a değil. Siz ne yapacaksınız? Biz çalışıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Onlarla ne yapacağız? Her şey ekmek için. Öyle tabii. Para olmasa, iş hiç olmasa ne yapacağım? Ben bu iş. Hep para için, işim için. Öyle tabii. Memnunuz. Daha iyi ki kalkıyor. Biz hatta tuturuz o zaman kızım. Bir daha gelir mi sizce yasaklar? Yok, gelmez. İnşallah gelmez yavrum. Keşke hastalıklar bitse de yasaklar gelmesin. Maskeler ne yapacak? Maskeler. Maske yasağı henüz devam ediyor. Yani maske takacağız. Maske kalkacak mı? Kalkmayacak. Henüz kalkmayacak. Alıştık galiba maskelere ya. Kalkacak. Sorun yok. Torbalar kurulur bitirse memnun değiliz. Şimdi serbest oldu mu daha iyi memnunuz. Yalnız maskelerde bir kalkıyorsaydın. Herkes kendini koruyacak. Koruması lazım. Yani mesafesini, temizliğini. Koruyamıyoruz birbirimizi. Maskeleri bir kalksa kucaklaşırdı. Ya ben tanıdığım insanlar var. Korona olmuş. Kucaklaşma kalktı. Sokaklarda geziyorlar. Çok insan gördüm var, biliyorum yani. Yani bir insanın kendine saygısı olması lazım. Bir insanın kendine saygısı olması olan da o adamla vatana millete hayır gelmez ki zaten. Peki burada herkes aşı oldu mu? Oldu. Hepiniz oldu. Biz yaşlıyız ya, ikinci oldu. Peki herhangi bir yan etkisini gören oldu mu? Yok, olmadı. Ben dedi, biz halsiz olursa falan dedi de ben dedim hocam reise bir şeyler ver de şükür bana 3 tane hap vermez çok şimdi ben gençlerden doyayım. Ha vallahi. Maşallah. Peki aşı olmayanlar hakkında, olmak istemeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? O yanlış düşünce kızım. O yaşı hiç kötü olmaz. Yaşı aşı olacaksın. Aşı olacaksın. Eskiden aşı yokken bebeler hep ölürdü. Köy bebeler hep ölürdü. Aşı gelince bebeler şimdi ölmüyor. Şimdi gençler olmak istemiyor. Boyuna telefon ediyoruz köylere. Köylüyüz biz, hepimiz köylüyüz. Ne aşı olmuyor lan, ta olmadı mı? Telefondan. Oluruz ya, benden kaçıyor mu aslında? Derdi olmamak. Hani baskı yapıyoruz illa olun diye. Durum bu. Sizce bir daha kısıtlama gelir mi? Şöyle sıradan sorayım. Vallahi kendimizi korursak kısıtlama gelmez. Maskeyi takacağız. Mesafeyi koyacağız. Bunlar olduktan sonra temizliğe de dikkat edeceğiz. Bundan sonra bir şey olmaz inşallah. Tabii insanlar dikkat ederse. Evet. Ama dikkat etmezse gene hastalık çoğalır. Aman bir daha gelmesin o. İnşallah. Kapan kala kala gözlerimiz görmez oldu. Kulaklarımız duymaz oldu. Zararını çektik. Onun için Allah göstermesin bir daha. Allah göstermesin, Allah iyilik versin. İyi, çok şükür. Bu durumda memnunuz. İnşallah böyle gider. Amin. İnşallah bir daha yasak gelmez diyorsun. Yasak da gelmez, hastalık da gelmez inşallah. İnşallah temizlik olduktan sonra bu hastalıktan kurtuluruz inşallah. İnşallah. Temmuz'da yasaklar kalkıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz sizce? Bir daha gelir mi yasaklar? Neler yapacaksınız? Gelir vallahi. Sürpriz olabilir. Hiç belli olmaz. Sürpriz olur yani. Hiç bakma. Neden? Umutlu değil misiniz? Aşılama da yapılıyor. Ben aşılama yaptım. Hı-hı. Yaptırdım. Ama millet böyle bu şekildeyken gelir. Sokaklar görüyorsun değil mi? Ne oldu bu? Sen yaptırsın, ben yaptırmam ama öbür vatandaş yaptırıyor mu? Yaptırmıyor. Sosyal mesafe kuruyor mu? Kormuyor. Geleceği belli. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aynı konuyu düşünüyorum ablam. Şimdi yine Eylül, Ekim gibi yasaklar. Açıkça kendimde bile maske yok mesela. Aşı oldum ama. Şu an açık havadayız mı? Evet, açık havadayız ama gene de tedbir almak zorundayız yani. Bir de biraz da insanlarımızdan oluyor yani şeylerimiz. Olmasın ama oldurla. Bu gidişte. Şuradan çarşıya çıktığınız zaman bak bakalım bir kimde var maske? Kolunu şurada gezdiriyor. Sosyal mesafe koruyor mu? Kormuyor. Ne oldu bu?
Yine aynı geliyor. Aa, yine TV haberi de yok. Yine hastalık çuvaldı. Ölen de çuvaldı yine. Ne oldu bu? Bu ne neden? Bundan. Yani bu geri gelebilir. Sürpriz. Bu ne için? Milleti mahsus böyle gövrecekler. Merak etme. Bu geri sürpriz olaraktan döner gelir. Valla uygunsuz gezersek, uygunsuz nasıl toplantı yaparsak yine gelebilir. Kendimizin böyle tekbir almasak gelebilir. Bence öyledir. Bu zaten ondan oluyor. Başka da neden diyeyim ben? Zaten tıbbi bir şey anladığımız yok. Biz kendi kendimizi önlememiz, almamız lazım. Devletin aldığı tedbir gibi biz de kendimiz de tedbir alacak. Hiçbir şeyler bu seviyeye gelmez yani. Peki aşılamanın etkisi olmaz mı sizce? Olur, olmaz mı aşı? Aşı bayağı bir faydası vardır yani aşının. Bayağı bir faydası vardır yani. Aşı olmasını herkese tavsiye ederim yani. Yani devletin verdiği mücadeleyi halk da verse bu şeyler bu seviyeye gelmez hakikaten gerçek. Şimdi bunun millet bazıları diyor işte siyasete de çeviriyorlar bunu. Bu siyasetle ilgisi hangi hükümet gelirse gelsin bu tekbiri almak mecburiyetindedir. Yok bazıları diyor yok bu tekbir doğru değil, şöyle olur böyle olur. Her hükümet bunu, bu tekbirini alacaktır. Almazsa hükümetliği belli olmaz ki. Bu böyledir anamın, ne yapalım aşkım? Artık gelebileceğini düşünmüyorum. Neden derseniz şu anda halkın artık ekonomik ve dayanacak gücü kalmadı. Devletin de bütçede zaten durumu ortada. Zaten aşılanma yapıldığından dolayı artık bu sürecin olumlu bir şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Yani siyasak olabileceğini düşünmüyorum artık yani. Salgın da son senemiz mi sizce? Salgın bir 8 ay daha sürer tahminime göre de. Ondan sonra da normalleşme tamamen olur. 1 Temmuz'da yasaklar bitiyor ya. Aha. Sizce geri gelir mi? Gelmez, bir daha zor gelir. Neden? Bitti, bittikten sonra herkes aşı vuruyor. Aşı karşıtları var, aşı olmak istemeyenler var. Herkes oluyor, olmak zorunda, mecbur olacaktır. Siz oldunuz mu? Evet. Yan etkisini gördünüz mü? Hayır, hiç görmedim. Hı hı. Evet. Vallahi 1 Temmuz'u bekliyoruz. 1 Temmuz'un kalkmasını bekliyoruz. Hı hı. İşimize gücümüze bakacağız. 1,5 senedir yatıyoruz. Sağ olsun devletten yine iyi kötü yardım aldık ama hiçbir şey yetmedi. Tek dileğimiz Allah'tan inşallah 1 Temmuz'da komple yasağın kalkmasını bekliyoruz. Geri gelir mi sizce yasaklar? Hiç sanmıyorum. Neden? Ben inanmıyorum virüsün olduğuna. Aşı oldunuz mu? Oldum. Peki inanmıyorsanız neden aşı oldunuz? Niye oldum? Keyfimden oldum vallahi. Diyorlar bankaya giremezsin, yok kapalı yerlere giremezsiniz diye. Yoksa öncelikle müzisyenler dedi, o yüzden yine vurulduk ben de. Ama virüsün olduğuna hiçbir zaman inanmadım. İnanmıyorum da yani.